Demir doğrama, diğer adıyla perforje hakkında çok özel röportajımız var sırada. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz Osman Bey? 1963'ten bugüne kadar aşağı yukarı 50-53 sene falan bu sektörün içindeyiz. Neredeyse yarım yüzyıl değil mi? Evet, maalesef. Daha önce babam bu işin içindeydi, sonra da bizler devam ettiriyoruz. Siz diyorsunuz ikinci kuşak olarak devam ettiriyoruz değil mi? İkinci veya üçüncü kuşak gibi. Evet. Peki efendim, biraz sektörümüz hakkında izleyicilerimize bilgi verebilir miyiz? Valla biz demir üzerine, demirin her dalında çalışıyoruz. Demir olan iş. Perforjeden. Perforje, asma katı, kapıları, garaj kapıları, sürme garaj kapı, otomatik. İşte her türlü demir üzerine olursa yapıyoruz gelen siparişlere göre. Peki sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir Osman Bey? Özellik olarak ayırırsa biz bu işte tecrübeliyiz. Daha bilgiliyiz, daha temiz, müşteriye daha iyi hizmetler sunuyoruz. Evet. Tabii bizim kendi düşüncemiz bunlar. Müşteri takdir ediyor daha iyi. Zaten sevilen bir esnaf olduğunuzu da biliyoruz ve duyuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir çalışma, nasıl bir yol izliyorsunuz? Nasıl bir yol izliyoruz? Önce müşterinin gidiyoruz, ölçülerini alıyoruz. Daha sonra müşteriyle fiyatlarını ayarlıyoruz. Ondan sonra da işe karşılıklı. Ona seçmiş olduğu tabii ki değil mi? Seçmiş olduğu model ve tasarımlara göre yapıyoruz. Tabii siz de müşterilerinizle konuşurken ona göre fikirde alışveriş de yapıyorsunuz. Tabii canım. Fikir alışverişi müşterinin isteğine uyuyoruz daha ziyade. Müşteri yani biz kendi fikirlerimizi sunuyoruz ama müşterinin tabii özel istekler oluyor. Peki ürünlerimizi biliyorsunuz ki daha çok dış cephede kullandığımız için kaç yıl garanti verebiliyorsunuz tahmini olarak söyleyebilir miyiz? Yani bizim yaptığımız ürünler 20-25 yıl. Yani çürümeye yüz tutmadık. İyi bakılırsa, boyanırsa 100 yıldır bile giden var. Peki efendim, demir doğrama işi yapan bir esnaf olarak soruyoruz size. Nasıl bir bakım yaptırmalıyız? Ne kadar sürede bir boyatmalıyız? Çünkü demir olduğu için belli bir zaman sonra biliyorsunuz aşınmalara yol açabiliyor. Yağmurdan, çamurdan. Demir iyi boyanırsa, yani ilk etapta iyi yapılırsa 5-6 sene sonra tekrar boyamak icap eder ama kötü boyanırsa tabii her sene boyamak icap eder. Peki boyanın kaliteli ve iyi olduğunu nasıl anlarız? Boyanın kaliteli olduğunu astar sürülerek boyanırsa, çift kat iyi boyanırsa boya da kaliteli olur. Aynı zamanda tabii sağlamlık da çok önemli. Biliyoruz ki çocuklarımız balkona çıkıyor, biz çıkıyoruz, yaşlılar çıkabiliyor. O yüzden ürünlerin kaliteli bir şekilde montaj ve kurulum olması çok önemli. Siz bu konuda kendinize güveniyorsunuz değil mi? Biz kendimize güveniyoruz. Tabii firma önemli bu konularda. Evet. Firmanın montaj kısmında yaparken demirin kullanma şeklinde firma çok önemli. Yani firma demirin incesi kalını var. Bunları müşteriye incesini yaparsanız çabuk çürür ve çabuk kırılır. Tabii siz bunu bilgilendiriyorsunuz. Tabii bilgilendiriyoruz. Yani şundan olacak falan diye müşteriye. Tabii o kalitesi olduğu zaman da biraz da fiyatı da artıyor. Ama tabii ki insan hayatı söz konusu olduğu için efendim rakamlara bence o kadar bakılmamalı diye düşünüyorum. Biz, rakamlara biz bakmıyoruz, müşteri bakıyor. Biz o zaman buradan seyircilerimize diyebilir miyiz? Lütfen insan hayatı çok önemli. Sonuçta balkonlarımızın, kapılarımızın güvenlik amacıyla bizi koruyan önlemler alan olduğu için bu konuda daha hassas davranmalıyız diyoruz. Müşteri firmaya güvenmeli bence. Firmaya güvenmeli. Firmada işini iyi yapmalı ki şeyler iyi olsun. Değil mi? Çalışma arkadaşının iyi usta olması bir de karakterli insanlar olması lazım. Sonuçta evlerimize, binalarımıza giren kişiler, dürüst tabii, olması. Tabii. Evlerin içine giriyorlar, oraya giriyorlar. Girdikleri evlere güven sağlaması çok önemli. Evet. Peki her sektörün yaşamış olduğu sıkıntılar mutlaka vardır. Sizin yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı efendim? Sektörde oluyor tabii ufak tefek şeyler ama üstesinden geliyoruz.